Fiil çekimlerine girmeden önce büyük resimle başlayalım. Şu ana kadar biz 1, 2 ve 3 numaralı konuyu işledik. Şimdi sıra geldi numara 4'e. Bu derste numara 4'ü işleyeceğiz. Fiil çekimi örnekleri. Geçişli ve geçişsiz fiil kuralları farklı oldukları için bu fiil çekim örneklerini en başta geçişsiz fiiller için yapacağız ve daha sonra benzer örnekleri geçişli fiiller için. Bunu yaparken her zaman olduğu gibi basit fiillerden başlayacağız. Daha sonra ayrılabilir ve birleşik fiillere geçeceğiz. Geçmiş zamana ait olan, özel olan bir diğer konu ise ünlü ile biten fiil gövdesi ile ilgili. Ünlü ile biten fiil gövdeleri için yine fiil çekim örneklerini hazırladım. Çünkü orada küçük bir ayrıntı var, dikkat edilmesi gereken. Bu dördüncü konu hem geçişsiz fiiller için var hem de geçişli fiiller için. Şimdi gelin geçişsiz fiillerde basit fiil örnekleriyle başlayalım. Mendeni veya mandeni kalmak geçişsiz bir fiil ve geçmiş zaman gövdesi ment yer yer mand. Kural uygulamasını kolaylaştırmak için sağ tarafa hem geçişsiz fiiller için geçerli olan kuralı bir daha aktarıyorum hem de kişi son eklerini şahıs amirleriyle birlikte. Bu örneğimizi biliyoruz baştan beri. Ez mendo ben kaldım. Şimdi öbür şahıs zamirlerine bakalım. Te tu menda, te tu a, te tu a. Sen kaldın. O mend, o kaldı. A mendi, o kaldı. Ma mendi mi? Biz kaldık. Şmas ma mendi, siz kaldınız. E i yi mendi, onlar kaldılar. Evet, bu yalın halde olan şahıs zamirleri burada ve kırmızı olan kişi son ekleri burada. Çünkü geçişsiz fiillerde fiil özneye göre, mavi olan özneye göre çekimlenir. Ve iki numaralı geçmiş zaman gövdesi sabittir. Tüm şahıslarda değişmez, aynı kalır. İkinci bir örneğe bakalım. Bu defa şahıs zamirleri yerine isim kullanacağız. Üçüncü tekil ve üçüncü çoğul şahıslar için. Burada o ment yerine şöyle de diyebiliriz. Lacek veya lacek, lazek, ment, erkek çocuk kaldı. A mende yerine çenek mende, kız kaldı. Ve e, i, yi yerine, yani onlar kaldılar yerine, çeneki mendi, kız çocukları kaldılar, kızlar kaldılar. Ayrılabilir fiiller. Daha önceki derslerden bu slaytı biliyoruz. Kısaca okuyayım ve geçelim. Ayrılabilir fiiller, örneğin ro nişteni temel fiil, nişteni ve ro fiil ekinden oluşur. Burada nişteni temel fiil olarak inmek anlamını taşır. Ro fiil eki hareketin aşağıya doğru olduğunu belirtir. Ro dışında daha başka diğer fiil ekleri var. Örneğin a, ra, de, ve, tra, tro, pd, pra, vere, te, bunlardan bazıları. Yaygın kullanılan fiiller arasında iki tane ayrılabilir fiilimiz vardı. Onları buraya aktarıyorum. Ron işteni oturmak geçişsiz bir fiil ve gövdesi nicht ro. Ayrılabilir fiillerde kural şöyle. Çekimde fiil eki temel fiilden ayrılır ve temel fiilden sonra gelir. Burada gördüğümüz gibi ro nişteni fiil çekimde nicht ro olur. Aynı şimdiki zaman çekiminde olduğu gibi. Şimdi ro nişteni fiiliyle devam edelim fiil çekimi örneğinde. Yine sağ tarafta bizim kural tablolarını görüyorsunuz ve es nicht ro, ben oturdum anlamına geliyor. Te tu nicht da ro, sen oturdun. O nicht ro, o oturdu.
A nişte ro, o oturdu. Ma nişte mi ro, biz oturduk. Sma, şma nişti ro, siz oturdunuz. E, i, yi, nişti ro, onlar oturdular. Hani burada olduğu gibi yalın haldeki şahıs zamiri burada, kişi son ekleri burada ve ara kısımda mor olan geçmiş zaman gövdesi. İkinci örneğimize bakalım. Burada yine şahıs zamiri yerine isim kullanıyoruz. O nişto ro yerine lajek, 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 nişto ro, erkek çocuk oturdu. Çeneke nişte ro, kız oturdu ve çeneki nişti ro, kızlar oturdular. Ayrılabilir fiillerden sonra geçelim birleşik fiillerdeki çekim örneklerine. Bu slaydı şimdiki zaman dersinden devraldım. Sadece burada geçen fiilleri konumuza uygun hale getirdim. Yani geçişsiz fiiller seçtim. Şimdi teker teker bu kategorileri yine gözden geçirelim. 4 ayrı birleşik fiil türü var. İsim artı fiil. Örneğin gesibiyene konuşulmak. Sıfat artı fiil. Pil biyene büyümek. Buradaki isim gesi ve buradaki sıfat pil. Ve fiil biyene her iki durumda. 3 veya C. Önedat artı hedef nesil zamiri artı fiil. Eracı diyene. Diyene burada bizim temel fiilimiz. Ev verilmek. Ve D. Diğer artı fiil. Windi biyene. Kaybolmak. Diğer burada da windi ve biyene burada fiil görevini görüyor. İki temel kural var. A için geçerli olan kural bu. Çekimde isim başta, fiil sonda kalır ve çekime uğrar. B, C ve D için bu kural geçerli. Çekimde fiil başa gelir ve çekime uğrar. Fiil dışındaki tüm diğer ögeler sona gelirler. Bu genel kurallar her yörede ve her fiil için geçerli olmayabilir. Bunu da yeri gelmişken not düşeyim. Şimdi geçelim fiil örneklerimize. A ile başlayarak. Gesibiyene konuşulmak geçişsiz fiil ve önemli olan burada geçmiş zaman gövdesi gesibi. Ez gesibio, ben konuşuldum. Burada ez ve buradaki o burada. Tı tu gesibia, sen konuşuldun. O gesibi, o konuşuldu. A gesibi, o konuşuldu. Ma gesibi mi, biz konuşulduk. Smaş ma gesibi, siz konuşuldunuz. E yi gesibi, onlar konuşuldular. Dikkatinizi çekmek istediğim konu şurada. İkinci çoğul ve üçüncü çoğul şahıs olmak üzere. Buradaki temel fiil biyene sanki herhangi bir kişi son eki almamış gibi. Çünkü burada kırmızı i yok. Peki bu neden böyle? Bu şununla ilgili. Normalde biyene fiil gövdesi bi'den sonra kişi son eki i gelir. Dolayısıyla bu şekilde yazan arkadaşlar da var. Bi, yani buradaki y, buradaki kişi son ekini temsil ediyor. Veya bu iki ayrı i'yi muhafaza edip de araya y harfini, bağlaç harfi olan y'yi katmak mümkün. Fakat gündelik dilde sadece bi duyulduğu için biz bu versiyonu tercih ettik. Yani iki tane i peş peşe geldiğinde bir tane i düşer ve sadece bi kalır. Gelelim gesibiyen için ikinci örneğimize. Lajek, lazek, lajek gesibi, erkek çocuk konuşuldu. Çeneke gesibiye, kız konuşuldu ve çeneki gesibi, kızlar konuşuldular. Bu isim artı fiil için örneğimizdi. Şimdi geçelim ikinci örneğe. Sıfat artı fiil. Pilbiyene, yani büyümek. Evet. Ez biopil, ben büyüdüm. Buradaki ez burada yine ve buradaki kişi son iki burada. Tı tu biopil, sen büyüdün. O biopil, o büyüdü. A biopil, o büyüdü. Ma bimepil, biz büyüdük. Smaş ma biopil, siz büyüdünüz.
i, i, bir pil. Onlar büyüdüler. Kuralı hatırlayalım. Çekimde temel fiil başa gelir. Yani bu mastar hali sıfat başta ve fiil sonda. Fakat çekimde fiil bir yeni başa gelir ve sıfat sona gider. Burada olduğu gibi fiil başta ve sıfat sonda. Bu kural hatırlayacağımız gibi sadece sıfat artı fiilde değil, aynı zamanda bu kural aynı zamanda B, C ve D için geçerli. B, C ve D için bu sıralama geçerliydi. Gelelim ikinci örneğimize. Lacek bir pil, erkek çocuk büyüdü. Çeneke bir pil, kız çocuğu büyüdü. Ve son olarak çeneki bir pil, kızlar büyüdüler. Şimdi gelelim geçişsiz fiiller için son örneğimize. Geçmiş zaman gövdesi ünlüyle biten geçişsiz fiillere. Ünlüyle biten geçişsiz fiiller iki harf, iki ünlüyle biterler. A veya i ile. Ama'ya neden n'e düştüğünde ama kalır. B'ye neden n'e düştüğünde b kalır. Çünkü buradaki y bir bağlaç görevini görüyor. Aynı şekilde öbür fiiller için de geçerli. Burada i ve a ile biten geçmiş zaman gövdeleriyle ilgili 2-3 önemli not var düşmek istediğim. Bunun bir tanesini tanıyoruz. Önceki örneklerden eğer fiil gövdesini şahıs zamiri son eki olarak i takip ediyorsa, yani iki tane i peş peşe geliyorsa, daha önceleri de basi geçmişti. Bir i düşer ve sadece bir bi kalır. Gelelim ikinci bir kuralımıza. A ile biten geçmiş zaman gövdesi ile ilgili vecihayene çıkmak. Bu kural daha çok kuzey ağzı için geçerli. Öbür ağızlarda farklı olabilir. Kural şöyle. Eğer A ile bitiyorsa ve A'dan sonra kişi son eki olarak O geliyor ise, A veya E geliyor ise, o zaman fiil çekiminde bu bitiş harfi olan A, geçmiş zaman gövdesinde bitiş harfi olan A düşer ve sonuçta veciya, veciyo veya veciye kalır. İkinci bir not, eğer A'yı i takip ediyor ise, örneğin ikinci ve üçüncü çoğul şahısta, burada olduğu gibi, o zaman fiil çekiminde i y'ye dönüşür. Şimdi fiil çekimimiz olan vecihayene ile devam edelim. Es veciyo, ben çıktım. Es burada ve o burada. Tu veciya, sen çıktın. O veciyo. Evet, yani burada gördüğümüz gibi buradaki a düştü. Veciya aslında fiil kökü, pardon, geçmiş zaman gövdesi. Buradaki a düştü. Bir a düştü, bir a kaldı. Buradaki a düştü ve o geldi. Veciyo, veciyao denilmiyor kuzey ağzında. Veciyo deniliyor. Veciya aynı şekilde kalıyor. O veciya, bakın burada gövde tamamen muhafaza edilmiş. A veciye, evet buradaki a da düştü. Görüldüğü gibi onun yerine kişi sonraki e geldi. A veciye, o çıktı. Ma veciyay mı? Buradaki i, y'ye dönüştü. Bunu daha önce görmüştük. Biz çıktık. Şmas ma veciyay. Evet, buradaki i ve buradaki ve buradaki i y'ye dönüşür. Şma veciyay, siz çıktınız. E, i, i, veciyay, onlar çıktılar. İkinci örneğimize geçelim. O veciya yerine lacek veciya, erkek çocuk çıktı. A veciye yerine çenek veciye, kız çıktı. E, i, i veciyay yerine çeneki veciyay, kızlar çıktılar. Veciyane fiil örneğinden sonra gelelim ikinci örneğimize. Biyene, olmak veya doğmak olan basit fiil biyene. Biyene fiil örneğini pil biyene de birleşik fiil olarak görmüştük. Burada ikinci defa işleyeceğiz. Bu defa basit fiil olarak. Es bio, es bio, ben oldum veya ben doğdum
To be'a, ben sen oldun veya sen doğdun. O be, o oldu, o doğdu. A be, o oldu, o doğdu. Ma be mi? Biz olduk, biz doğduk. Şmas ma be, siz oldunuz, siz doğdunuz. E, i, yi, bi, onlar oldular veya onlar doğdular. İkinci bir fiil örneğimize bakalım. O be yerine lacek be, erkek çocuk oldu, doğdu. A be yerine çenek be, kız oldu veya kız doğdu. E, i, yi, bi, onlar oldular veya doğdular yerine çeneki bi, çeneki bi, kızlar oldular veya kızlar doğdular. Şu ana kadar geçişsiz fiiller için verdiğim tüm örnekler olumlu örneklerdi. Şimdi bir tabloda şu ana kadar verdiğim tüm fiil çekim örneklerini olumsuzlaştıralım. Kural şöyle. Aynı şimdiki zaman dersinden bildiğimiz kural bu. Fiil ne önekini geçmiş zaman gövdesi önüne ekleyerek olumsuzlaştırılır. Vurgu ne önekine yapılır. Örneğimizi basit fiillerle devam edelim. Hatırlayacaksınız. Burada bien fiili, yani geçmiş zaman gövdesi ünlüyle biten bien fiili burada ve geçmiş zaman gövdesi ünsüzle biten mendeni burada. Burada şahıs emiri, burada zazaca örneği ve Türkçe tercümesi. Şimdi bu iki örnek için baştan sona bir gözden geçirelim. Es nebio. Es nebio. Ben olmadım, ben doğmadım. Buradaki mor olan geçmiş zaman gövdesi ve onun önüne negasyon veya olumsuzluk öneki ne gelmiş. Aynı şekilde es nemendo. Ben kalmadım gövde burada ve onun hemen önüne ne öneki geliyor. Tı tu nebia, sen olmadın, sen doğmadın. O nebi, o olmadı, o doğmadı. Tı tu nemenda, sen kalmadın. O nement, o kalmadı. Şimdi gelelim öbür fiil türlerine. Basit fiiller dışında bir de bizim ayrılabilir fiilimiz var. Orada durum nasıl? Orada da durum benzer. Fiil gövdesi önüne ne geliyor? Es nenişto ro, ben oturmadım. Tı tu nenişta ro, sen oturmadın. O nenişto ro, o oturmadı. Ayrılabilir fiillerden sonra gelelim birleşik fiillere. Burada iki tane fiilimiz vardı. Qesi biyeni ve pil biyeni. Konuşulmak ve büyümek. Es qesi nebio, ben konuşulmadım. Tı tu qesi nebia, sen konuşulmadın. O qesi nebi, o konuşulmadı. Aynı şekilde es nebio pil, ben büyümedim. Tı tu nebia pil, sen büyümedin. O nebi pil, o büyümedi. Dilerseniz videoyu durdurabilir, öbür şahıs zamirleri için örnekleri gözden geçirebilirsiniz. Böylelikle geçişsiz fiil örneklerini bitiriyoruz ve daha sonraki konumuza, yani geçişli fiiller için fiil çekim örneklerine geçiyoruz. Basit fiillerle başlayarak. Basit fiiller için baştan beri kullandığım wenden fiilini alıyorum. Wenden'i okumak, geçmiş zaman gövdesi went want. Fiil çekim detaylarına girmeden önce kuralı hatırlayalım geçişli fiiller için. 4 parçadan oluşuyor. Özne artı nesne artı geçmiş zaman gövdesi ve kişi sonraki. Bu kuralda önemli olan parçaları tekrarlayalım. Birincisi ergativiteden dolayı fiil özneye göre değil, fiil bu defa nesneye göre çekimlenir. Dolayısıyla buradaki kişi ekleri nesneye aittir. Bu çok önemli. Onun dışında özne her zaman bükümlü haldedir ve nesne yalın haldedir. Örneklerimizde hem özne ve hem de nesne için şahıs zamiri kullanacağımız için aşağı kısma bakıyoruz. Özne bükümlü halde ise özne için daima bu sütuna bakacağız ve nesne yalın halde olduğu için nesne için bu sütuna bakacağız ve kişi son ekleri burada. Bu girişten sonra örneğimize başlayalım.
Mı a wendi, ben onu okudum. Ve burada a dişil, hatırlayalım. Özne, mavi olan özne. Burada bükümlü halde, dolayısıyla buraya bakıyoruz. Mı, evet, mı burada. Nesnemiz burada ve yalın halde, dolayısıyla buraya bakıyoruz. Evet, a burada. Kişi son eki nesneye göre, çekimlendiğine göre, o zaman kişi son eki burada. A, Wendy. Evet, a Wendy. Mı a Wendy. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. To a Wendy, sen onu okudun ve burada yine a dişil. Değişen bir şey yok. Özne, bükümlü halde burada. Ve nesne yine a. Dolayısıyla bu sütuna bakıyoruz. A burada ve kişi son eki nesneye göre olduğu için e burada. Diğer örneklerde e, ay, ma, şma, ina şeklinde devam edeceğim özne için. Fakat yalın halde olan nesneyi değiştireceğiz. Çünkü kişi son ekinin nesneye göre, yalın halde olan nesneye göre değiştiğini göstermek için. Evet. A, o went. A, o went. O, bizim yalın halde nesnemiz. O, dolayısıyla kişi son eki mevcut değil. Dolayısıyla burada herhangi bir kişi son eki yok. I, a Wendy. Neden a Wendy? Çünkü a burada ve kişi son eki i. I, a Wendy. O onları okudu. Ma, a Wendy. Biz onu okuduk. Şma, sma, a Wendy. Evet, yine bu örneğimiz. A Wendy. Sma, şma, a Wendy. Siz onu okudunuz ve ina, inu, ini, a Wendy. Onlar onu okudular. Şimdi ikinci örneğimizde şahıs zamiri olan nesneler yerine bir isim kullanılır. A yerine, o yerine, bir de e yerine bir isim kullanalım. Mı gazeta Wendy, ben gazeteyi okuyorum. Burada gazeta a'ya tekabül ediyor. Dişil örneğimiz. A o went yerine laceki kitap went. Burada a yerine laceki yazdım. O yerine kitap yazdım. Erkek çocuk kitap okudu. I a Wendy, I kitabı Wendy. A Wendy kitabı Wendy. O kitapları okudu. Ve son olarak ina gazeta Wendy, onlar gazeteyi okudular. A yerine gazeta kullandım burada nesne için. Şimdi gelelim geçişli fiiller için ayrılabilir fiil örneğine. Örneğimiz, fiil örneğimiz ra kerdeni veya yer yer ya kerdeni a kerdeni açmak. Geçmiş zaman gövdesi kerdiya veya kerdra. Basit fiiller için verdiğim tüm kurallar tabi burada da geçerli. Ek olarak ayrılabilir fiillerde hatırlayalım. Çekimde temel fiil başa gelir. Rakerdene olan mastar hali. Rakerdene de çekimde kerdene olan temel fiil başa gelir ve ra sona gider. Aklımızda kalması gereken ek kural bu. Başlayalım. Mı a kerde ra. Ben onu açtım. To a kerde ra. Sen onu açtın. Burada a'dan dolayı e geliyor. Temel fiilden sona gelen kişi son eki. A nesne ve kişi son eki e. A o kerdra. O onu açtı. I e kerdi ra. O onları açtı. Ma a kerdra. Biz onu açtık. Şmasma a kerde ra. Siz onu açtınız. İna inu ini a kerde ra. Onlar onu açtılar. İkinci çekim örneğimize bakalım. Rakerden için. Burada yine şahıs zamiri olan
nesne için isim kullanıyorum. Mı gazeta kerdera, ben gazeteyi açtım. Laceki kitap kerdera, erkek çocuk kitabı açtı. Çeneke kitabı kerdira, kız kitapları açtı. Çeneka veya çeneku veya çenekan gazeta kerdira, kızlar gazeteyi açtılar. Gelelim birleşik fiiller için fiil çekim örneklerimize. Fam kerdeni, geçişli olan fiillerden fam kerdeni anlamak. Geçmiş zaman gövdesi fam kerd ve pil kerdeni büyütmek. Geçmiş zaman gövdesi kerd pil. Burada neden kerd sonda ve burada başta? Hatırlayacaksınız. İsim artı fiilde isim başta kalırdı. Ve fiil sonda, sıfat artı fiilde, çekimde fiil, temel fiil başa gelir ve sıfat sona gider. Fiilimiz fam kerdeni. Mı a fam kerde, ben onu anladım. To a fam kerde, sen onu anladın. Burada yine fam kerde, a'dan dolayı, yalın hali olan a'dan dolayı. Bunu artık biliyoruz öbür örneklerden. E o fam kert, o onu, eril olan onu anladı. Ae e fam kerdi, o onları anladı. Ma a fam kerdi, biz onu anladık. Şma sma a fam kerdi, siz onu anladınız. İna inu ine a fam kerdi, onlar onu anladılar. İkinci çekim örneğimiz fam kerden için. Burada yine a yerine isim kullanıyoruz. Mı derse fam kerde. Ben derse anladım. Laceki zon fam kert. Erkek çocuk dili anladı. Burada a yerine derse ve o yerine zonu kullandık. Ay e fam kerde yerine çeneke dersi fam kerde. Kız dersleri, tabi burada s eksik, dersleri anladı. Ve son olarak çeneka veya çeneku veya çenekan dersi fam kerde, kızlar dersi anladılar. İsim artı fiil örneğinden sonra gelelim sıfat artı fiil örneğine. Pil kerdeni büyütmek. M a kerde pil, ben onu büyüttüm. To a kerde pil, sen onu büyüttün. E o kert pil, o onu büyüttü. Ay e kerdi pil, o onları büyüttü. Ma a kerdi pil, biz onu büyüttük. Şma sma a kerdi pil, siz onu büyüttünüz. İna inu ine a kerdi pil, onlar onu büyüttüler. Pil kerden için ikinci çekim örneğimize gelelim. Şahıs zamiri yerine İsim kullandığımız örneğe. Mı a kerde pil yerine mı çeneke kerde pil. Ben kızı büyüttüm. E o kert pil yerine pi lacek kert pil. Baba erkek çocuğu büyüttü. Ay e kerde pil yerine mae domani kerde pil. Anne çocukları büyüttü. Burada ay yerine isim seçtim. Mae e yerine domani seçtim. İna, inu, ine a kerde pil yerine maupi, yani burada ina yerine maupi, çeneke kerde pil. Ebeveynler kızı büyüttüler. Gelelim geçişli fiiller için hazırladığımız son fiil çekimi örneğine. Bu defa geçmiş zaman gövdesi ünlüyle biten fiillerle ilgili. Hatırlayacaksınız, geçişli fiiller İçinde bu konuyu işlemiştik. Orada da geçmiş zaman gövdesi ünlüyle biten fiiller vardı. Ve orada bu iki ek kuraldan bahsetmiştim. İ ile biten gövdeler için ve A ile biten gövdeler için. Aynı durum burada da var. Burada da geçmiş zaman gövdesi A ile veya İ ile biter. Ve burada biene fiili için verdiğim örnek aynı şekilde diene, yani görmek fiili için de geçerli. Eğer burada
Geçmiş zaman gövdesini takip eden son ek i ise o zaman i düşer, sadece di kalır. Aynı şekilde vurnayene, yani değiştirmek fiilinde olduğu gibi gövde vurna, eğer gövde a ile bitiyor ise ve son ekler a, o, e ise o zaman fiil çekiminde son a düşer ve arda kalan vurno, vurna, vurne olur. Yani vurnao veya vurnae olmaz. Ve son olarak eğer kökü takip eden son ek i ise fiil çekiminde i, y'ye dönüşür. Bu tekrardan sonra şimdi geçelim fiil çekim örneğimize. Vurnaene değiştirmek fiiliyle devam edelim. M avurni, ben onu değiştirdim. To avurni, sen onu değiştirdin. E o vurna, o onu değiştirdi. Ae e vurnay, o onları değiştirdi. Ma avurni, biz onu değiştirdik. Şma sma avurni, siz onu değiştirdiniz. İna inu ine avurni, onlar onu değiştirdiler. Vurnayenin için ikinci çekim örneğimiz. M gazeta vurni, ben gazeteyi değiştirdim. Laceki kitab vurna, erkek çocuk kitabı değiştirdi. Burada e yerine laceki geçti. O yerine kitap geçti. Ay kitabı vurnay, o kitapları değiştirdi. İne gazeta vurni, onlar gazeteyi değiştirdiler. Bu geçişli fiiller için son olumlu örneğimizdi. Şimdi geçişli fiiller için olumsuzluk nasıl oluşturulur? Zazaca'da ona bakalım. Aynı geçişsiz fiillerde yaptığımız gibi. Kural, geçişsiz fiillerde bahsi geçen kural, herhangi bir fark yok. Yani fiil ne önekini geçmiş zaman gövdesi önüne ekleyerek olumsuzlaştırılır. Vurgu yine ne önekine yapılır. İlk başta basit fiillerle başlayalım ve bizim şu ana kadar çekimlediğimiz fiillerin tümü bu tabloda. Vurnayene bizim ünlüyle biten fiilimizdi ve vendene bizim ünsüzle biten fiilimizdi geçişli fiillerde. Me a ne vurne? Me a ne vurne? Ben onu değiştirmedim. To a ne vurne? Sen onu değiştirmedin. E o ne vurna? O onu değiştirmedi. Evet, burada görüldüğü gibi geçmiş zaman gövdesinin önüne daima ne öneki gelir olumsuzlaştırmak için. Yine burada m a ne vende, ben onu okumadım. To a ne vende, sen onu okumadın. E o ne vend, o onu okumadı. Aynı şekilde gövdenin önüne sadece ne öneki gelir olumsuzlaştırmak için. Ayrılabilir fiillere bakalım. Fiilimiz rakerdene idi. M a ne kerdera? M a kerdera olumlu. M a ne kerdera olumsuz. Ben onu açmadım. To a ne kerdera? Sen onu açmadın. E o ne kerdera? O onu açmadı. Birleşik fiillerimize bakalım. Fam kerdeni anlamak, pil kerdeni büyütmek. M a fam ne kerde? Ben onu anlamadım. Burada isim ve burada temel fiil ve öneki daima temel fiilin önüne gelir. Aynı ra kerdene de olduğu gibi. Ra önekiydi ve temel fiil burada kerdeneydi. To a fam ne kerde? Sen onu anlamadın. E o fam ne kerd? O onu anlamadı. Ve son olarak pil kerdene, yine burada pil sıfattır ve kerdene temel fiildir ve çekimde ne temel fiilin öne gelir ve pil aynı olumlu örnekte olduğu gibi arkaya gider. Pil kerdene m a ne kerde pil, ben onu büyütmedim. To a ne kerde pil, sen onu büyütmedin. E o ne kerd pil, o onu büyütmedi. Bu kadarıyla yetinelim ve son konumuza isim cümlelerindeki koşaç veya ek fiile geçelim.